Mutlu akşamlar Lantiva'nın haber bülteni ile karşınızdayız. Bursa'da hırsızlar emanet olarak aldıkları arabalarla diğer araçları ve plakalarını çalıp 12 adet araçtan hırsızlık yaptılar. Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç ve plak hırsızları için harekete geçti. Ekipler tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişi araçta bulunan çalıntı plakalar sonucu gözaltına alındı. Daha sonra hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin emanet olarak aldıkları araçlara bazı araçların plakalarını, bazılarınsa otomobilleri çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım, Kessel ve Mudanya ilçelerinde yaklaşık 12 araçtan hırsızlık olayı gerçekleştirildiği öğrenildi. Emniyeti işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan araçları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Bursa'da annelerinin terk ettiği yavru köpeklere site sakinleri sahip çıktı. Site sakinleri zarar gelmesin diye yavrulara gözleri gibi bakıyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Siteler Mahallesi'nde annelerinin terk ettiği 6 tane yavru köpeğe 2 aydır sitenin sakinleri sahip çıkıyor. Her gün yavru köpekleri besleyip onlara gece gündüz takip eden vatandaşların tek isteği köpeklere mama desteği sağlanması veya barınağa yerleştirilmesi. Ürkek tavırlar sergilen yavru köpekler kimsenin yanına yaklaşmıyor ve sadece mama konulduğu zaman yemek için geliyor. Evet, site sakinleri olarak onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz fakat yeterli kalamıyoruz. Ne ihtiyacınız var efendim? Barınak, mama, desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Biz de destek bekliyoruz yavrularımıza. Yetersiz kalıyoruz evet. bakımında, yemesinde. Elimizden geleni yapıyoruz ama... Özellikle hani kış, önümüz kış olduğu için hı hı. E, yemek, barınak, kısırlaştırmasını istiyoruz özellikle çok ilerlemeden. Hı hı. Gece gündüz gece diyoruz, seslerini duyduğunda çıkıyoruz. Hı hı. Çünkü bazen bağırıyorlar, büyük köpekler rahatsız ediyor hı hı. herhalde. Hı hı bakıyoruz ama evet. galiba yaklaştırmıyorlar. Evet, evet hiç yaklaştırmıyorlar. Anca mamayı verdiğimizde yanına gidebiliyoruz. Biz yan olmasını istemiyoruz. Yani annesi bırakıp gidiyor kile bir. İnsanlar sahip çıkıyor ama kimisi sahip çıkıyor, kimisi çıkamıyor. Yani destek istiyoruz. Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri çöl tilkileri sevimliliğiyle büyüledi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki tür sayısı çöl tilkileriyle birlikte 138 oldu. Kurulu 1998 yılında 70 türlü ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin tür sayısı çöl tilkileriyle birlikte 138'e çıktı. Binin üzerinde hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinin yeni üç konu sevimlilikleriyle de büyüledi. Bakıcılarının özel ilgisiyle karşılaşan çöl tilkileri türlerini de en küçüğü olmasına rağmen kulaklarıyla dikkat çekiyor hayvanat bahçemize kazandırılan yeni bir türdür kendisi çöl tilkisi. Kendileri tilki türlerinin en küçüğüdür. 15 santimetreye kadar uzayan kulakları vardır. Yıldırım Mümin'e şeremet uyumayan kütüphanesinde öğrencilerin su tüketimi esnasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak amacıyla su arıtma ünitesi yerleştirildi. 500 öğrenciye de çelik termos dağıtılarak tek kullanımlık plastik şişe suyun kullanımı azaltılacak. Kütüphaneye kayıtlı öğrencilere talep doğrultusunda termos verilecek. Yıldırım Belediyesi ve Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı destekleriyle plastiksiz kütüphane projesine imza attı. plastik yaşam getirme, yerel yönetim düzeyinde. Proje çerçevesinde Bursa'nın örnek sosyal yaşam merkezlerinden olan mümine şeremet uymayan kütüphanesi, Türkiye'ye örnek olacak plastiksiz kütüphanesi olarak plastik azaltma hareketinde de öncü olacak. Dönüşüm kütüphanesi, öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Biz e, israfa karşı olan ve bu anlamda tasarrufu öncedeyen ve bir kanaat kültürüyle yoğrulmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. ki her varlığın bir değeri var, bir karşılığı var, bunu görmek lazım. Biz de bu mekanı yaparken dedik ki bu mekana ruh vermemiz lazım, yeniden hayata kazandırmamız lazım. Ne yapalım? Bu anlamda gençlerimizin kütüphane sıralarında e, daha doğrusu kapı önlerinde sıra beklediğine şahitlik etmiştik. Dedik ki bizim ilk projemiz bir dönüşüm projesi olacak ve gençlerimize dönük bir kütüphane projesi olacak. Böylelikle bu mekanı yeniden fonksiyonlandırdık ve bugün işte 365 gün 24 saat yaşayan bir mekana dönüştürdük. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren İç Anadolu bölgesinde başlayacak olan kar yağışı hafta başı Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da da etkili olacak. Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya e kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçiciyi tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren İç Anadolu bölgesinde başlaması beklenen kar yağışı, Bolu, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Kastamonu ve Çankırı'da etkili olması bekleniyor. Pazar günü Marmara bölgesinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Hafta başından itibaren kar yağışı Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Doğu illeri Çorum, Kastamonu ve Bolu'da kar yağışı etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da bu bölgelerde eksi derecelerde seyredecek. Kar yağışı salı günü Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olurken batı kesimlerde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor. Çarşamba günü kar yağışı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini terk ederken Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin etkisini gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı bir önceki yılın kira bedelinin %25'i oranında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul kantinlerindeki kira artışını sabitledi. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre sözleşme süresi bir yıl aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25'i oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının %25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihiyle bu maddeyi ihtiyaz eden yönetmeliğin yayım tarihi arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek. Line TV'de hayatı paylaştığımız ana haber bültenimizin sonuna geldik. Herkese mutlu akşamlar dilerim.